Episod Dergi sunar. Yasemin Şefik'le Mevzu Aşk. Efendim, Mevzu Aşk'tan herkese merhaba. Şu anda yanımda Sarp Bozkurt var ve çok acayip işler yaptığını bildiğim, beğendiğim. Bir de yakışıklı olmuş, bir şeyler olmuş ona. Sarp, nasıl bir dünyan var da bizi bu hale soktun? Ben de şaşırdım bu filmle alakalı. Dünya varmış hikayesi. Biliyorum çok anlattın ama bir de bana anlat istiyorum. Çünkü dünya varmış öyle basit, aman dünya varmış gibi bir şey değil. Evet, aynen. Nasıl bir hikaye? Şöyle başlıyor her şey. Dünyanın sonu geliyor ve dünyanın sonu geleceği için ve yeni medeniyeti başlatmak için 1001 tane insanı bir masal otele gibi. Hatta 1101 pardon. 1101. Evet, ha, tamam. 1101 tane insanı bir otele kapatıyorlar ve yeni medeniyeti kendi kurallarıyla kurmak isteyen kadimler diye bir ekip var. Bunlar yeni medeniyeti kuracaklar. Zenginler mi? Zenginler. Evet. Eliyorsunuz kendinizi. Evet. Şöyle. Şimdi aslında olayın benim için en çekici tarafı burada başlıyor. Çünkü içeride 100 tane beyazlar var. Aha. Evet, aynen. Güzel kategoriler yerleşiyor aynen şu anda. Öyle. 100 tane beyaz, 1000 tane de kahverengi var. 1000 tane kahverengi var. Hı-hı. Ben tabii bunu sette gördüm ve bilmiyormuş ki yapmak zorundayım. Aa, öyle mi? Kahverengiler uyuyordu demin gördüm. Aslında bu 100 tane adama 1000 tane adam hizmet edecek. Kahverengi metafor olarak düşündüğüm şey mi? Olabilir. 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 Aynen. Ne düşünüyorum acaba? Şey evet. beyazlar da tabii ki. Asil tabii olarak ki. Beyazlar tabii yani. Aslında şöyle, temelde şunu anlatıyor. Şunu anlattığına inanıyorum. İnsan nerede olursa olsun, insan olduğu sürece yine bu sınıfsal farklar. Yani sınıfın içinde bile, en üst sınıfta bile farkı var. Kesinlikle. Bunu göreceğiz. Aynen öyle. Hı hı. Sınıfsal farklar yine hiçbir şey değişmiyormuş gibi olacak. Yeni bir dünya kurulsa bile bu oluyor. Ve aslında insanlara bu zorla yaptırılmıyor. Yani sen içgüdüsel yapıyoruz bunu. Aynen değil öyle. Mi? Evet, aynen öyle. Filmde de bunu gösteriyoruz. Yani ne bir güvenlik görevlisi, ne onları zorlayan bir şey falan, hiçbir şey yok. Ama bunu yapmayan kahverengiler kendini şey hissediyor ve herkes gerçekten hizmet etmek zorundaymış gibi hissediyor. Ve yazılmamış bir kanun üzerinden gidiyoruz. Kesinlikle öyle. Evet. Yani şöyle başlıyor zaten. Dünyanın sonu izlenecek ekranlardan. Herkes artık otellerin kapısı kapanmış falan. Dışarıdan hava gelmeyecek, buna eminiz. Üst katta beyazlar duruyor, alt katta kahverengiler duruyor. Arada ne bir güvenlik ne bir şey var ama hiçbir kahverenginin yukarı çıktığını görmüyoruz mesela. Güzel. Evet, gibi bir şey. Yani alışmış kudurmuştan beter. Hemen ya, kodlarda var çünkü mevcut. Aynen öyle. Sen bunu yapınca böyle mi anlattın? Yok. Ne dedin? Komik olacak dedin. Ya çok iyi işte. Çünkü bir yerde bir şey var. Yapımcı, evet, kahverengiler var, beyazlar. Yapımcı da böyle biri değil benim anlattığım gibi ama. Yapımcı deyince kafamızda evet, evet. Ne olacak şimdi? Aynen. Kaç para? Kaç para? Kestik. Yapımcıdan sonra Engin Altan'la Melisa'ya da mı böyle mi anlattın olayı? Yani arkadaşlar, o ikisinden bir şey demedim. Hangimiz kahverengiyiz? Şöyle yani... yazma olayımız bittikten sonra onlara gönderme cesaretine sahip olduk yani aslında. Bizim Adnan'la bunu yazmamız 6 ay falan sürdü. 6 ay? Evet, gerçekten. Çoğunda yazmamış olabiliriz. Yalan yok. Belki o, yani... Ama düşünülme evresi. Aynen öyle. Odur. Evet. PlayStation'a alt. Bakalım kanka. Kesinlikle. Hani be. Biraz uyumayalım. Yani biraz takılalım bakalım. Biraz konuşalım. Konuşuyormuş gibi yapalım falan. Ama öyle üretiliyor zaten. Evet, aynen öyle. Yani bu arada çok stresliydi. Hala da çok stresliyim bu arada. Çünkü... Hı-hı. Yine yani gideceğim, yine bir revize yapacağım yani. Muhtemelen. Evet, yani yarın çekilecek sahneler için. Hatta yarın çekilecek bir sahne yazmam ama gerekiyor sıfırdan. Ama sen bu çok
lüks bir şeyden bahsediyorsun. Yazanı da sette oynuyor ve kesinlikle bir çok lüks bir şey. Harika evet. Bir şey. Hı. Ama benim için değil. Bu benim için lüks. Ya mesela oradan değil. Mesela çıkıp şey diyorum. Ya şu laf benim ağzıma şöyle olsa. Sen bir anda evet. Aynen gelip şey bak sen böyle böyle yazdın böyle böyle yazdın hı-hı diyor Melisa da mesela. Mükemmel bir şey yani. Ama senin için hiç bitmiyor. Evet hiç bitmiyor. Ya bitmesin. Şurada zaten ya, evet, bir buçuk ay şey yapacağız yani. Ve en sevdiğim şey yani bir şey. Bizi evet izleyenler şu anda dünyanın sonu burada mı geliyor? Kardeşim burası ne kadar güzel hı-hı bir yer diyebilir. Evet hı-hı çok güzel bir yer. Şu an kapattığınız bir otelin içindeyiz. Evet aynen. Ve hayatta bu kadar sessiz ilerleyen ve kesinlikle çok hızlı yeni akan bir set görmedim. Evet doğru. Hı-hı. Yeni medeniyet kurulacaksa bence böyle bir yerde kurulmalı diye düşünüyorum. Evet. Deniz insanın ömrünü uzatıyor. Yeşil de öyle. Aynen. Ama kahverengiyle beyaza kaldık işte. Yeşil, mavi derken ve kahverengi beyaz. Peki bunun neresinde dram, komedi, bilim, hı-hı kurgu nasıl dağıttın? Onun yüzdelik paydaları nedir? Aslında en acıklı sahnede bile güleceğimizi düşünüyorum. Ve çok şaşırıyorum Engin Altan'a ne kadar güleriz diye. Şey çok güleceğiz değil mi? Ya bir şey diyeyim mi? O kadar yani şimdi Altan abi ben eskiden beri takip eden bir hı-hı insanım ama her duyguya bu kadar sahip çıkması ve bunu inanılmaz şekilde yansıtması yani ben her izlediğimde ağzım açık izliyorum gerçekten ve uzun zamandır onu aslında tek tip bir şeyde izledik diyebiliriz tırnak içinde. Aa çok ilginç. Öyle şeyler yapıyor ki yani gerçekten öyle duyguları var ki içinde yani izlerken gerçekten tekrar hayran oldum yani. Hakikaten çok mutluyum. Onu tanıdığım için de onunla çalıştığım için de. Filmi yazarken ben de şu rolü oynayacağım dedim. Kalanımı aldın kendine. Hani yapımcı işte. Abi en yönetmen. O benim. Bir dakika. Yani şöyle direkt birebir Altan abinin de laflarını onu tanıdıktan sonra yazdım. Evet daha da of. Aynen öyle. Çok çok büyük. Evet. Kendi laflarımı da kendime göre yazdım. Yani hep. Aa çok organizma gibi bir evet film yapmış. Yaşayan bir organizma. Aynen film öyle. Çok merak ediyorum Sarp bir taraftan ben da. Bunu kabul ettirdiğin için seni tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ve bu oyunculara da bunu yaptırdığın için. Şey, burada şey düşünün. Klasik bir şey izlemeyeceğimiz için kesinlikle bunu söylüyorum. Evet. Yani şöyle ilk girdiğimiz ilk dakikadan beri ne oluyor burada ya falan diyeceğiz kesinlikle buna eminim. Şeye yazdığımız şeyde bunu anlamasak da hı-hı şu an gördüğüm görüntülerden buna %100 daha eminim. Daha post prodüksiyon yani hiçbir şey yok. Aynen. Çıplak bir şey izliyorsunuz evet yani. Muhtemelen aynen rengi bile yok yani evet işin. Aha, ben işi ilk okuduğumda bir PR ekibi dedi ki böyle bir şey çekiliyordu. Aa dedim bundan nasıl haberim olur? İşte o yüzden gidiyoruz dedi. Evet aynen. Sarp kafanda bir müzikal canlandı hı-hı bütün sinopsisi görünce. Hı-hı. Bu sahneye hı-hı de olabilir bir şeymiş. Kesinlikle. Hiç aklına gelmemişti. Bu da benden olsun. Kendime evet de bir kahverengi rolü alırım. Buradan yürürüm ben. Hem de tek mekan yapımcılar tek için. Tek mekan. Bak müthiş. Dekor da çok olmasına evet gerek yok. Aa. Bence mükemmel fikirmiş. Çünkü şey kostümler falan evet, da evet gerçekten tam evet, bir müzikal durumu var. Burada 2024 yılında bir otelin içindeyiz. Çok lüks bir otel burası. Hı-hı. Konumu da harika. Evet. Ortamlarda dolaşırken kostümlü abileri evet ve pastı görünce şey oluyorum. Evet ya yani ben neredeyim? Evet, teşekkür aynen ederim bu anı yaşattığın için. Çok gece çok bekledim ederim kapıda bir hani uzaylı gelsin bir şey hı olsun falan evet nükleer bomba hareketi ama hı yapmadınız. Evet. Her an her şey olabilir. Her şey olabilir. Gidene kadar midenizi kesmeyin. Biz tabii önümüzdeki sezon izleyeceğiz bu işi. Kasım'da. İşte hı sezon 3 sezon değil mi? Bir yıl içinde öyleydi bir sonbahar. Orta sezon bir de yaz gibi bir şey. Satışıyla ilgilenmiyorum. Ha, ben yaz. Okey tamam. Yani şöyle Kasım'da biz bu işi izlerken aynen sen o sırada bambaşka bir şey yapıyor olacaksın evet, tahminim. Evet yüksek ihtimalle aynen öyle. Var mı peki göreceğimiz bir yer yoksa şu an yine hazırlık mı? Şey biz ne olur mu devamını yapacağız. Ya gerçekten evet o çok iyi işte. Evet, o zaman konuştum yine beraber mi yapacaksınız aynen, Deniz'le? Aynen yine beraberiz. Vay hı-hı bu da bizden çıkmış olsun. Evet aynen öyle. O zaman dünya varmış görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.